Merhaba arkadaşlar, Medo'nun hobilerine hoş geldiniz. Rabbim yolunuza içinde Allah korkusu olan, merhamet olan kullarını çıkarsın inşallah. Bugün sizlere bu çorabın daha önce 5 şiş ile anlatımını yapmıştım. Çok istek almıştı, 2 şiş anlatır mısınız diye 5 şiş bilmeyen takipçilerimden. Onlar için 2 şişe uyarladım bu modeli. 4 aydır, yaklaşık 4 aydır falan eşim örmemi bekliyordu. Bugüne nasip oldu. İnşallah bugün anlatacağım. Sizler de örersiniz. Daha önce 5 şişle ördüğüm modeli 2 şişe uyarladım. Bu arka kısmından başladım. Topuğunu ördüm. Altını ördükten sonra burnunu ördüm. Daha sonra buralardan ekleyerek üzerini, ön kısmını ördüm. Çok kolay, çok basit. 5 şiş bilmeyen arkadaşlar için bu modelin 2 şişe uyarlanmış hali de bu. Şişim 3 numara. Çorap şişi. Sadece arkasına bir aparat taktım. İlmeklerimin kaçmaması için. 2 tane şişe ihtiyacımız var. İplerim bonbon lüks. 32 ilmek olarak başlayacağız. Ben yine ilmeklerimi zincir atma tekniğiyle başladım. Bu tekniği daha önce de birçok kez anlattım arkadaşlar. Bu şekilde 32 adet ilmek atıp gelelim. 32 adet ilmeğimizi attık. 4 diş haroşa öreceğiz. Haroşa biliyorsunuz ip her zaman ileride olan örgü tekniği. Dört diş haroşa örüp gelin. Dört diş haroşamızı ördükten sonra desen kurumuna başlıyoruz. Kenarda 2 adet ters ilmeğimiz var. Kenar ilmeğimizden sonra bir adet. Şöyle. 3 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ön yüze düz gelecek şekilde. Yine 2 tane ters 3 tane düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 6 tane desen denk geliyor. 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters yani bir tane ters bir de kenar ilmeğimiz. Ben kenardaki ilmeği döndürdükten sonra örüyorum arkadaşlar. Daha düzgün görünüyor. Şimdi terslerimizi ters, düzlerimizi ön yüze düz gelecek şekilde örüyoruz. Tersi ters, düzü düz örüp başa dek gelin. İkinci sırada birinci sıranın tamamen aynısı. Terslerimizi ters. Düzlerimizi düz.
Ön yüze düz. İki ters. Üç düz. İki ters. Demin burada baştaki ilmekleri bu şekilde takmadım. Çünkü onları döndürmüşüm. Aklınız karışmasın. Tersleri bu şekilde örüyorum. İki ters, üç düz. Kenarları tırtıklı olmayacak, düz olacak. Kenar örgüsünü kastediyorum. Düz olacak. Kamerada süper dengeyi açtığım zaman böyle tam ilk gösterimde yakalamıyor. Kenarınız düz olsun, tırtıklı olmasın. Kenardaki ilmeğimi ben döndürdükten sonra örüyorum. Bu girişte yine deminkinin aynısı. Tersleri ters, düzleri düz. Yani ön yüze düz gelenler yine ön yüze düz gelecek şekilde. Bu sırada deminkinin aynısı, gidişin aynısı. Üçüncü sırada kenardaki ters ilmeklerimi ördükten sonra şişime bir tane ilmek atıyorum. Şuradaki 3 adet düz ilmeğimi beraber örüyorum. Üçünü beraber ördükten sonra bir ilmek daha atıyorum. Buradaki ilmek sayım yine 3 oluyor. Hani bu deseni 3 ilmekle ilerletiyoruz ya. Bu çok bilinen basit bir desen. Su taşı deniyor galiba. Yağmur damlası deniyor. Benim model isimleriyle pek aram yok arkadaşlar. Basit bir model yani. Bunu basit bir modelle uyguladım ki 5 şişte de yani yeni başlayanlar için kolaylık olsun diye böyle basit bir model seçtim. Bu 2 şiş o 5 şişin 2 şişine istek geldiği için yine aynı modeli bu şekilde sizler için ördüm. Şimdi onu attıktan sonra aradaki iki ters ilmeğimiz yine ters. Bu 3 düz ilmeğimize geldiğimiz zaman yine bir ilmek atıyoruz. Bu 3 düz ilmeğimizi beraber örüyoruz. Üçünü. Üçünü beraber düz şekilde örüyoruz. Bir ilmek atıyoruz. Ortadaki iki ters yine ters. Bir ilmek atıyoruz. Bu üçünü tek seferde örüp bir ilmeğe düşürüyoruz. Bir ilmek daha atıyoruz. Bu terslerimiz yine ters. Bir ilmek atıyoruz. Üçünü beraber örüyoruz. Yine bir ilmek atıp terslerimizi ters örüyoruz. Geri dönüşte yeni attığımız ilmeklerimizi de düz olarak öreceğiz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi bu attığım ilmeğim. Onu ön yüze düz gelecek şekilde örüyorum. Ortadaki ilmeğim zaten düz. Bu da diğer kenara attığım ilmek. Bunu da ön yüze düz gelecek şekilde örüyorum. Ters ilmeklerim ters. Attığım ilmek ön yüze düz gelecek şekilde. Bu yine 3 ilmeğim
Hani 3 tane düzilmeğimiz vardı ya. Onların tam kapattık. Tekrar yenisini oluşturduk. Bu attığımız ilmekleri düz olarak örüp. Üç düz, iki ters örüyoruz yine. Ön yüze denk gelen tarafı 3 düz 2 ters. Şimdi yine 2 sıra boyunca 3 düz 2 ters olarak örüp geleceğiz. Bu aşağıdaki yaptığımız işlemin aynısını. Bir sıra şimdi gideceğim, geleceğim, sonra bir daha gidip geleceğim. Yine bunları kapatacağım. Şimdi böyle bir sıra gidelim, geri gelelim. Tekrar bir daha gidelim, geri gelelim. Ondan sonra yine bu işlemi yapacağız. 2 sıra örüp geldim. Yine ilmeklerimi kapatma sırasındayım. Kenardaki ters ilmeklerimi ördüm. Bir tane ilmek attım. Buradaki 3 tane düz ilmeğimin 3'ünü de beraber örüyorum. Yine bir tane ilmek atıyorum. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek atıyorum. 3 tane düz ilmeğimi beraber örüyorum. Yine ilmek atıyorum. Eksilttiğim ilmeğimin yerine ilmek atıyorum. 2 ters. Bir tane ilmek atıyorum. Üçünü beraber örüyorum. Yine ilmek atıyorum. Aşağıdaki yaptığımızın aynısı. Başa dek bu şekilde düz olan ilmeklerinizi kapatıp sağına soluna birer tane ilmek atıp gelin. Geri dönüşte yeni attığımız ilmeklerimizi ön yüze düz gelecek şekilde öreceğiz. Daha önce aşağıda da anlattığım gibi. Bu üçü yine düz. İki ters. Üç düz. İki ters. Üç düz. Bu kadar basit. Benim ilk öğrendiğim 2 şişte 5 şişte uygulamaya ilk başladığım model budur arkadaşlar. İkinci deseni de tamamlayıp başa geldikten sonra bir kez gidip geleceğim. Yine 3 düz 2 ters olarak bir sıra gidip tekrar geri geleceğim. Topuk işlemine başlayacağım. Ama siz daha yüksek bir bilek istiyorsanız, daha çorap görünümlü olsun istiyorsanız, bu çünkü kısa bot türü bir patik oldu. Yani yarım çorap, kısa çorap da diyebiliriz. Siz daha uzun bir bilek istiyorsanız, buradaki benim 2 adet uyguladığım desen sayısını artırabilirsiniz. 3, 4, 5 istediğiniz yüksekliğe göre. Burası bileği yükseltme yeriniz, ayarınız. Burada daha kısa ya da daha uzun bir çorap elde etmek sizin elinizde. Onu size bırakıyorum. Ben böyle 2 sıra, 2 desen sırası yaptım. Şimdi bir sıra gidip geleceğim. Topuk işlemine geçeceğiz. İkinci desenden sonra bir sıra gittim, geldim. Şimdi burada yine ilmeklerimi, terslerimi ters, düzlerimi düz örerek diğer başa dek gidiyorum. Diğer başa, şu başa geldiğim zaman topuk kesme işlemine başlayacağım. Kenara geldim. Yine burada çok basit, çok kolay bir
topuk uygulaması yaptım arkadaşlar. Çok beğenilen bir topuk. Birçok kişiden teşekkür aldım. Dualar aldım. Allah razı olsun sizlerden de. En basitini anlatmaya çalışıyorum ben sizler için. Tabii ki farklı modeller de biliyorum ama yeni öğrenecek arkadaşlar, en çok da yeni öğreneceklerden mesajlar alıyorum. Lütfen kolay basit şeyler anlatın diye. O yüzden sizler için en kolay en basit şekillerini anlatıyorum. Kenara geldim. Örgümün doğrusu benden yana. Sondaki iki ilmeğimi örmedim. Bu iki ilmeğimin şuradan arkasından girip şu şekilde ikisinin arkasından girip ipimi üzerinden atıyorum. İpimi şişimin üzerinden atıp ikisini beraber örüyorum. Bu iki ilmeğimi beraber örüyorum. Döndürüyorum. Döndürdükten sonra bu kenar ilmeğimi örmüyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Ters ilmeklerimi de düz örüyorum. Topuk işlemine geçtik ya. Desenimiz sona erdi. Bütün ilmeklerim ön tarafa düz gelecek şekilde örüyorum. Şu diğer başta iki ilmeğimiz kalana dek bütün ilmeklerinizi düz örüp gelin. Diğer kenarda iki tane ilmeğim kalana dek bütün ilmeklerimi ön tarafa düz gelecek şekilde ördüm. Bu iki ilmeğime geldim. İpim yine ileride. İleri attım ipimi. Bu iki ilmeğin tersinden girdim. İpimi yine şişimin üzerinden atıp ikisini de beraber ördüm. Döndürdüm. Kenar ilmeğini örmedim. Bütün ilmeklerimi diğer başa dek ön yüze düz gelecek şekilde örüyorum. Şurada iki ilmek kalana dek bütün ilmeklerinizi ön yüze düz gelecek şekilde örüp gelin arkadaşlar. Her kenarda iki ilmeğim kalana dek bütün ilmeklerimi ön yüze düz gelecek şekilde ördüm. İpim ileride yine. Bu kenardaki iki ilmeğin tersinden ilmekleri kaydırıyorum sürekli. Tersinden girip ipimi yine şişimin üzerinden atıp ikisini beraber örüyorum. İpinizi şişinizin altından dolarsanız kenar bu kadar muntazam durmuyor arkadaşlar. Belki sizin elinize göre farklı olabilir, ilmek alma şekliniz farklıysa. Benim elimden ipi eğer aşağıdan alırsam, şişin altından çekersem bu kadar güzel durmuyor. Yani bu kadar güzel bir görünüm oluşmuyor bende. Ama sizde oluşur mu bilmiyorum. O yüzden ipimi şişimin üzerinden dolayıp örüyorum. Buraya farklı bir topukta örebilirdik. Kare topukta örebilirdik ama burunla uyumlu olması için bu topuğu tercih ettim. Kare topuğu da zaten 500 çorabın birinde anlattım. Diğer başa dek bu kenar ilmeğimizi şu anda örmüyoruz. Diğer başa dek bütün ilmeklerimizi ön yüze düz gelecek şekilde örelim. Şu kenarda iki ilmeğimiz kalana dek. Diğer kenarda iki ilmeğim kalana dek bütün ilmeklerimi ön yüze düz gelecek şekilde ördüm. Burada ipi örgünüzün tersi sizden yana olduğu zaman bu kesme işlemini yapacağınız zaman ipinizi ileri atacaksınız arkadaşlar. Tersi sizden yanayken ipiniz ileride olacak. Önü sizden yana olduğunda zaten ipiniz ileride. Yani şu kesme işlemini hep ipiniz ileride olacak şekilde yapacaksınız. Bu da bir başka püf noktamız. Bu kenardaki iki ilmeğimizin yine tersinden girip ikisini beraber örelim. Örgümüzün doğrusu bizden yana, kenar ilmeğimizi örmüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ön tarafa düz gelecek şekilde örelim. Diğer başta iki ilmeğimiz kalana dek. Kenarda iki ilmeğimiz kalana dek
İlmeklerimizi önce düz gelecek şekilde ördük ve ipimiz ileride. Demin diğer kenarda anlattığım olay. Bu iki ilmeğin tersinden girip girebilirsem İşte olur böyle vakalar. İkisinin de tersinden girip ipimi şişimin üzerine atıp ikisini beraber örüyorum. Kadraşta kalabilmek için dirseklerimi masaya dayadığım için örgünün şeyini tutturamıyorum. Evet, şimdi böyle kenarlardan ilmeklerimizi eksilterek ortada 10 ilmeğimiz kalana dek bu işlemi yapacağız. Kesme işlemimizi anladınız inşallah. Ortada 10 adet ilmeğiniz kalana dek bu işlemi yapıp gelin arkadaşlar. Ortada 10 ilmeğim kalana dek kenarlardan eksiltme kesme işlemimi yaptım. Neden 10 ilmeğim kalana dek yaptım? Bunun açıklamasını da yapayım. Bizim 32 adet ilmeğimiz vardı. Yani benim elimde 32 adet ilmeğim vardı. Dengeyi sağlayabilmek için 11 ilmek sağ tarafta kestim, 11 ilmek sol tarafta kestim, 10 ilmek ortada bıraktım. Ama siz biraz daha toplu bir topuk olsun isterseniz, böyle sivri olsun istemezseniz ortayı 12 yapar, kenarları 10'ar adet yapabilirsiniz. Bunu da anlattıktan sonra 10 ilmeğim kalana dek eksiltme işlemi yapmıştım. Şimdi tekrar topuğu geri döndürme işlemini yapacağım. Kenara geldim. Kenar ilmeğini ördüm. Buradaki hemen kenardaki ilk yuvadan ilmeğimi çıkartıyorum tekrar. Geri döndürüyorum. Bu çıkarttığım yeni ilmeği örmeyeceğim. Bu ilmeği örmüyorum. Sıradan diğer ilmeklerimi örerek ilerliyorum. Örgümün tersi benden yana. Örgümün tersi benden yana olduğu için örgünün ön yüzünden terse doğru şişimi takıyorum. Bakın. Ön taraftan terse doğru şişimi takıyorum. Sıradaki yuvadan ilmeği çıkartıyorum. Ön tarafa doğru, tersten düze doğru döndürüyorum. Bütün ilmeklerimi ön yüze düz gelecek şekilde örüyorum. Şimdi bu ilmeğimi bir tur önce çıkarttığım ilmeğimi bu turda örüyorum. Sıradaki yuvadan örgümün doğrusu benden yana olduğu için önden terse doğru takıp ilmeğimi çıkartıyorum. Çıkarttığım bu ilmeği ilk turda örmüyorum. Bu bir tur önce çıkarttığım ilmeğimi ön yüze düz gelecek şekilde örüyorum. Örgümün tersi benden yana olduğu için sıradaki yuvadan ön taraftan terse doğru şişimi takıp arkadan öne doğru ilmeğimi çıkartıyorum. Yine sıradaki yuvadan örgümün doğrusu benden yana olduğu için
Doğrudan terse doğru şişimi takıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bu kenarlardaki yuvaların iki kanadını da kullanıyorsunuz arkadaşlar. İki kanadından, iki kanadına da takıp ilmek çıkartıyorsunuz. Tek kanadından çıkartmıyorsunuz. Örgümüzün tersi bizden yana olduğu için şişimizi doğrudan terse doğru takıyoruz. Sıradaki yuvaya doğrudan terse doğru takıp ilmeğimizi çıkartıyoruz. İki kanadını da kullanıyoruz. Bakın şurada iki kanadı. İkisine birden takıp ilmeğimizi arkadan öne doğru çekiyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Buradaki kapattığımız bütün ilmeklerden yeniden 32 adet ilmeğimizi toparlayacağız. Her yuvadan, her sırada sağdan soldan ilmeklerinizi toparlayarak bu şekilde gelin. Bakın topuğumuz döndü. Şişinizde 32 ilmeğiniz toparlanana dek şuralara kadar bu işlemi yapıp gelin. 32 adet ilmeğimi tekrar topladım. Şu anda 32 adet ilmeğim elimde mevcut. Şimdi patiğimizin püf noktalarını burada anlatacağım size arkadaşlar. Bu patiği ben 37 numara için ördüm. Siz eğer 37'nin altında numaralar için öreceksiniz, 5 ilmek eksik başlayacaksınız. Biz 32 ilmek başladık. Siz 27 adet ilmek başlayacaksınız. Desenlerimiz 5 ilmek ve katlarından oluşuyor. Yani 32'den 5 ilmek eksik başlayıp 27 adet ilmek başlayacaksınız. Ayak ölçüsü mesela 37'den daha büyük numaralar için öreceksiniz. Büyütme noktamız bu kısım. Buradan fazla ilmek başlamanıza gerek yok. Bileği zaten gayet rahat. Şu kısmı uzatarak daha büyük numaralar ya da daha küçük numaralar elde edeceksiniz. Ben buradaki topuk tamamlama toplama işleminden sonra burun kesme işlemine kadar şu araya 16 adet yuva ördüm. Bu yuvayı da ayağıma ölçerek buldum. Sayısını, yuva sayısını ya da manken ayağına ölçebilirsiniz. Öreceğiniz kişinin ayağına ölçerek numaralarını bulursunuz. İnternette zaten var onun tabelası arkadaşlar. Elinizde yoksa eğer oradan da temin edebilirsiniz. Benim bu topuktan buruna kadar olan yerde 16 adet yuva örerek numarayı buldum. Daha sonra burun kesme işlemine başladım. Dediğim gibi bileğinde ilmek artırmanıza gerek yok numara büyütmek için. Bu kısımdan büyüteceksiniz. Numara küçültmek için yalnız bilekte eksik ilmek başlayacaksınız. 5 ilmek eksik başlayacaksınız. Püf noktalarımız da bunlar. Şimdi 32 adet ilmeğimizle burada kenarda 16 adet yuva olana dek tabanı öreceğiz. Şu kısmı. Bu kısmı düz şekilde kenarlarda 16 adet yuva olana dek örelim. Kenarlarda 16 yuva olana dek tabanını ördüm. İki kenarda da 16'şar yuva var. Burun işlemi de tamamen topuk işlemiyle aynı. Hiçbir fark yok. Topukla burun arasında. Kenar ilmeğimi örmüştüm.
Bu 16 yuva el ayarınıza, ip ayarınıza, şiş ayarınıza göre değişir arkadaşlar. Benim el ayarıma göre 37 numaraya 16 yuva yetti. Ama işte kendi el ayarınızı kendiniz bileceksiniz. Örgünüz nasıl oluyor? Sert mi? Gevşek mi? Burun kesme işlemine başlıyorum. Topukta yaptığım işlemin aynısı. Kenardaki iki ilmeğin tersinden girip ipi üzerinden atıp şişimin ikisini beraber örüyorum. Burada da yine ortada 10 ilmek kalana dek kenarlardan ilmeklerimi eksilteceğim. Diğer kenara geldim. Örgümün tersi benden yana. İpimi ileriye atıyorum. Topukta anlattım tüm ayrıntıları. Burada tekrar tekrar anlatmama gerek yok. İlmeklerin iki ilmeğin tersinden girip ikisini beraber örüyorum. Döndürdükten sonra kenar ilmeği örülmez biliyorsunuz. 10 ilmeğiniz kalana dek bu şekilde eksiltip gelin. Topuğa yaptığım işlemin aynısını buruna da yaptım. Ortada 10 ilmek kalana dek kenarlardan ilmeklerimi eksilttim. Şimdi burnu geri döndürme işlemini yapacağım. Bu da yine topuktaki işlemin aynısı. Hemen ilk yuvadan ilmeğimi çıkartıyorum. Döndürdükten sonra ilmeğimi örmüyorum. Burada iplerinizi biraz çekin, gevşek olmasın tam köşeler. Diğer kenarda da yine hemen ilk yuvadan, burası ters taraf olduğu için ön taraftan arkaya doğru ilk yuvadan ilmeğimi çıkartıyorum. Döndürüyorum. Döndürdükten sonra kenar ilmeğimi yeni çıkarttım. İlmeği örmüyorum. İlmeğinizi tekrar bulana dek bu işlemleri yapıp gelin. 32 ilmeğimi yeniden toparladım. Burun işlemi de tamam. Patiğimizin, kısa çorabımızın artık ne dersek burnu da tamam. Şöyle mankenime giydireyim daha kolay görürsünüz. Altı ve burnu tamam. 32 ilmeğimizin hepsi elimizde mevcut olduğuna göre desenimizi kurmaya başlayabiliriz.
üzerinin desenlerini birleştirme işlemimizi de anlatacağım burada. Kenardaki ilmeğimiz, kenarda biliyorsunuz iki tersimiz vardı. İki ters, üç düz, iki ters, üç düz, iki ters, üç düz. Bu şekilde bu başa dek örelim. Son ilmeğe dek ördüm. Son ilmeği örmedim. Şuradaki bu düz çizgiyi oluşturacağız. Ben böyle düz bir çizgiyle ilerlettim birleştirme işlemini. Burada da gördüğünüz gibi. Bu işlemi yapacağız. Bu işlemimiz de şöyle. Kenardaki kenar ilmeğimi örmüyorum. Son ilmeğimi örmüyorum. Sıradaki yuvadan bir tane şimdi yapabilirim. Sıradaki yuvadan şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu çıkarttığım ilmeğin üzerinden kenar ilmeğimi geçiriyorum. Döndürüyorum. Döndürdükten sonra bu ilmeği örmüyorum. Burada terslerimi yine ters, 3 düz, ön yüze düz geliyor, 2 ters, diğer başa dek, burası ters arkadaşlar. Diğer başa dek bu şekilde örelim. Diğer kenara geldim. Örgümün tersi benden yana. Kenardaki yine kenar ilmeğimi örmedim. Sıradaki yuvadan bir ilmek çıkartıyorum ve kenar ilmeğimi bu çıkarttığım ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İpimin katlarını tam kavrayamadım. Döndürüyorum. Bakın düz devam ediyor kenar örgüm. Biraz ilerleyince daha belli olur. Kenardaki ilk ilmeğim yine ters. 3 tane düz. 2 tane ters. Diğer baştaki son ilmeğinize kadar bu şekilde örün. 3 düz, 2 ters. Diğer kenara geldim yine. Birleştirme işlemini bir kez daha anlatayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örmüyoruz. Hemen bir sonraki yuvadan iki kanadından da tutup ilmek çıkartıyoruz. Bu çıkarttığımız ilmeğin üzerinden örmediğimiz o kenar ilmeğimizi geçiriyoruz. Döndürüyoruz. Kenar ilmeğimizi örmüyoruz. Desenlerimizi yine sırasına göre tersimizi ters, düzümüzü düz örerek diğer başa gidiyoruz. Diğer kenara geldim. Burada örgümün tersi benden yana. İpimi geriye alıyorum. Kenar ilmeğimi yine örmüyorum. Kenar ilmeğim burada bekliyor. Sıradaki yuvadan bir tane ilmek çıkartıyorum. Kenar ilmeğimi çıkarttığım ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Döndürüyorum. Bu kenardaki ilmeği örmüyorum.
Birleştirme işlemimiz böyle. İpin rengi çok güzel bir kahve tonu diyebilirim. Ama videoda hiç net çıkmıyor arkadaşlar. Çok güzel bir ton. Ama videodaki rengi kendi orijinal rengi değil maalesef. İnşallah resimlerde tam rengini tuttururum. Şimdi iki sıra ördük ya. Üçüncü sırada desenimizin kesme işlemi. Yine daha önce de anlattım. Burada da bir kez anlatayım. Kenardaki ters ilmeğimi ördükten sonra bir tane ilmek atıyorum şişime. Üç tane buradaki düz ilmeğimi beraber örüyorum. Bir ilmek daha atıyorum. İki ters. Bir ilmek at. Üçünü beraber ör. Bir ilmek, iki ters. Yine bir ilmek. Üç tane düz ilmeği beraber ör. Bir ilmek at. İki ters. Bir ilmek at. Üçünü beraber ör. Bir ilmek at. İki ters. İlmek at. Üçünü beraber ör. Bir ilmek at. İkisini ters. Bir ilmek at. Üç tane beraber. Bir ilmek at. Bir ters. Kenar ilmeğini yine örmeden bir sonraki yuvadan ilmeği çıkartıyorum. Kenar ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Birinci desenimi yani şurayı ördüm arkadaşlar. Tersinde yine bu attığım ilmekleri ön yüze düz gelecek şekilde yani 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters örüp başa gidiyoruz. 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters. Birleştirme işlemini inşallah anlamışsınızdır arkadaşlar. Kenar ilmeğinizi örmüyorsunuz. Sıradaki yuvadan ilmek çıkartıp kenar ilmeğinizi o çıkarttığınız ilmeğin üzerinden atıyorsunuz. Desenimizi de daha önce anlattık başta şu kısımda. İki sıra gidip geldikten sonra üçüncü sırada ortadaki üç düz ilmeği kesip sağından solundan yeniden ilmek atıp üç düz iki ters olarak yapıyoruz. Şu kısma kadar birleştirip gelin burada bir yuva kalana kadar buradaki iki yuvayı tek seferde tutturacağız. Şu kısmın böyle biraz kavisli olması için. Birleştirerek buraya kadar birleştirerek gelin arkadaşlar. Topuk bölümüne geldik arkadaşlar. Burada şurada köşede son ilmeğim var. Birleştirme ilmeğim bu kısımla. Bir tane ilmek bundan çıkartıyorum.
bir tane de döndürdükten sonra tam dönüş noktasındaki üstteki sıradan ilmek çıkartıyorum. Şöyle iki tane ilmek çıkartıyorum. Kenar ilmeğimi bu iki ilmeğin içinden geçiriyorum. İkisinden aynı anda geçiriyorum. Köşedeki birleştirme işlemimiz de böyle. Yine desenlerimize aynen devam edelim. Diğer kenarda da aynı işlemi yapacağım. Diğer kenara geldim. Kenar ilmeğim bakın burada. Onu örmedim. Buradaki köşedeki son yuvadan ve dönüşteki üstteki ilk yuvadan ikisinden ilmek çıkartıyorum. Bu kenar ilmeğimi bunların için üzerinden geçiriyorum. Bakın bunlar iki oluyor. Bunu tekrar şöyle bir kere daha geçiriyorum. İkisini. Burası da birleşti. Desenlerimize yine iki ters, üç düz olarak devam ediyoruz. Tam şuradaki köşedeki birleştirme işlemi. Buradaki son ilmekle şu baştaki ilk ilmeği ikisini aynı anda çıkartıp ilmeğimin içinden geçirdim. Kenar ilmeğimin içinden geçirdim. Geçirdikten sonra o iki ilmek gibi gözüküyor. Onu tekrar bir kez daha geçiriyorsunuz. Tek ilmeğe düşürüyorsunuz. İnşallah anlaşılmıştır. Bunu da şuradaki yine birleştirerek devam edelim. Dört diş haroşamız vardı birleştirme başlama yerimizde bilek kısmında. Oraya dek desenlerimizi aynen devam ettirelim. Desenin son sırasına geldim birleştirerek. Benim desenlerim bileğin arka kısmına ve ön kısmına ördüğüm desenlerim tamamen denk geldi bakarsanız. Aynı sıradalar. Hiçbir kayma işlemi olmadı. Dönerek geldiğim halde. Son sıraya geldim. Burada 4 diş kaldı. Yani 4 yuva kaldı. Bu tarafta da 4 yuva var. Haroşa, bileğinin haroşasını örmeye başlayacağım. Arkayla ön taraf, yani bileğin arka kısmıyla ön kısmı eşit olacak şekilde. Bu gidişte ilmeklerimi haroşaya döndürüyorum. Bütün ilmeklerinizi haroşa olarak örün. Kenardaki birleştirme işlemimizde herhangi bir fark yok. Yine aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Çıkardığımız ilmeğin üzerinden kenar ilmeğimizi atıyoruz. Bileğin ön kısmına da arkasına ördüğümüz gibi 4 diş haroşa örüp ilmeklerimizi kapatacağız. Son sıraya geldim. İlmeklerimi artık kapatıyorum. Hepsini kapatacağım. En son ilmeğe geldiğim zaman ipimi kesmeyeceğim. Bileğine basit bir tığlama işlemi yaptım. O tığlama işlemini yapacağım. Eliniz ne şekilde alışıksa arkadaşlar o şekilde bütün ilmeklerinizi kapatın. Son ilmeğinizi bırakın. İpinizi kesmeyin. Bileğinde basit bir tığlama işlemi kullandım arkadaşlar. İki zincir çektim. Zincirin dibine ve sık iğnenin tepesine battım. Onların ikisini tek seferde çıkarttım. Bir yuva atladım. Aynı işlemi tekrar yaptım. İki zincir, zincirin dibine, sık iğnenin tepesine battım. Bu şekilde tığladım bileğini. Siz istediğiniz şekilde tığlayabilirsiniz. Bileğine ben bir de ip taktım farklı bir renkten.
İster yaparsınız, ister yapmazsınız, sizin zevkinize kalmış. Bileğinin ipini de taktım, mankenimi giydirdim, bitmiş hali böyle. Daha önce 5 şişini anlatmıştım. 2 şişe de istek gelince sizlere kırmamak adına 2 şişe de uyarladım. Takıldığınız yerler olursa sorarsınız. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.